Biraz daha pilav koyayım mı yavrum? Faturaları kim ödedi? Babam verdi. Anne ya. Şu otel işi ne olacak? Ya açılmazsa? Ateş. Bak ben onun için demedim. Yani ne için dersen de su. Aileye getirdiğim durum ortada. Tamam. Olmuş işte. Oğlum kendini suçlamakla hiçbir şey değişmeyecek. Tamam. Oldu artık. Böyle yapmayın ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Kelebekli abisi de böyle yapıyor. Onlar da aynı şeyleri söylüyor. Daha zor oluyor benim için. Kızım bağırın çağırın ama böyle yapmayın. Oğlum iyi ya işte seviyorlar seni fena mı? Keşke sevmeselerdi anne. O zaman çok daha kolay olurdu. Herkesin hayatını mahvettim ya. Aslı üniversite için para biriktiriyordu. Kelebek sabahtan akşama kadar ırgat gibi çalışıyordu. Sen? Bu yaştan sonra otelde milletin çarşaflarını yıkıyorsun ya. Su her şeyden vazgeçmişti ya, müzikten. İlk defa yüzü gülüyordu ya kumsalda. Herkesin hayatını berbat ettim ben. Hayır Ateş, etmedin tamam dur artık ya. Ne etmedim Su? Ya sen sevgilinden ayrılmadın mı kızım kumsal için? He? Ben daha mı azını yaptım? Şimdi abinim diye bana. Şimdi ne yapıyorsun peki? Hı? Ne? Bunları ben, çocuklar, hiç kimse söylemiyor. Sen niye söylüyorsun? Ha? Dolapta dondurma vardı benim. Bir dakika. Ne diyorsun anne sen? Biri seni dövse rahat edeceksin değil mi? Omzunu sıvazlamaları senin canını sıkıyor. Milletin yerine kendine kızıyorsun ki dayağımı yiyeyim oturayım. Ha? Vazgeç bu ağlamalardan, sızlamalardan artık Ateş. Ne gerekiyorsa yapılacak. Ha, otel mi açılmıyor? Başka bir iş bulunacak. Kumsal mı kapalı? Başka bir yerden para kazanılacak. Ben ne hissettiğimi anlatmayayım mı aileme? Kendi aileme. Oğlum herkes herkesin gözüne baktığında ne hissettiğini anlıyor zaten. Bir daha bunları duymaya ihtiyaç yok. Kötü bir şey demedi. Sen üzülmedi. Diyor diyor. Yedi temizli Ateş diyor. Nereye? Kumsala. Yatmaya. Kal evinde Ateş. Canımı sıkma ya. Babam gelmeden gelmem dedim ya anne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.